Merhabalar, hepiniz sayfama hoş geldiniz. Bugün size 3 tane yeni bir ürün tanıtacağım. Dün aslında çok kararsız kaldım. Fondöten ihtiyacım vardı. Fondötende iki marka arasında kararsız kaldım. Bir tanesi Shiseido, diğeri de Estée Lauder. Estée Lauder'ın Double Wear isimli bir fondöteni. Biraz bu sefer kapatıcı özelliği yüksek bir fondöten baktım. Dediğim gibi karar veremedim. Shiseido'nun aslında şeyini kullanmıştım, siz de biliyorsunuz. Anlatmıştım bir keresinde. Bir testir gelmişti bana ve ondan çok memnun kalmıştım. Ama işte yüzümün bir bölümüne diğerini sürdürdüm. Estée Lauder'dan Double Wear'a. Bir diğer tarafına da Shiseido'nun Lifting Foundation'dan sürdürdüm. Dolaştım, gezdim, çok kararsız kaldım, emin olamadım. Ondan sonra dedim neyse biraz daha beklemekte fayda var. Ondan sonra 5 euroluk çekim vardı. 5 euroluk çeki nasıl değerlendirdim? Ay bir dakika. Ruj aldım. Art Deco'dan 05 numaralı kırmızı ruj. Aslında ne alacağımı çok kararsız kaldım, biliyor musunuz? Yani 5 euroyu kullanmam gerekiyordu ve dün en son tarihti kullanmam gereken. Böyle bir kırmızı süreceğim tabii ki. Gerçekten çok harika bir rengi var. Yapısı zaten çok güzel, yumuşacık. Dün ben dudağımda benim çıkmayan rujum vardı Maybelline'den. Onun üzerine sürdüm ve bu da otomatikman kalıcı oldu. Bir de Art Deco bir tane ürün çıkartmış. Rujun üzerine sürüyorsunuz, kalıcı hale getiriyor. Yalnız oradaki çalışan bana tavsiye etmedi onu. Sonradan çok kuruttuğunu söyledi. Ben de vazgeçtim. Ondan sonra evet, Art Deco'dan Perfect Color Lipstick 05 numaraydı bu. Ve H&M'den ben H&M demiyorum normalde. H&M'den bir tane lip gloss aldım kırmızı, bunun üzerine sürmek için. Hem bunun üzerine sürmek için aldım, hem de benim Maybelline'den kırmızı var ya, o kırmızının üzerine normalde ben şeffaf sürüyordum. Onun üzerine de sürmek için aldım. Onu da böyle göstereyim. H&M'in kozmetik ürünlerini benim birkaç arkadaşım hiç tavsiye etmemişti. Ama bir deneyeyim dedim. Bir arkadaş sayfasında aldığını tanıtmıştı. Aslında allık almaya almak için gitmiştim daha doğrusu, ama maalesef allık yoktu. Birkaç tane oje vardı, bir iki tane lip gloss vardı. Ben de bu lip gloss'u aldım çünkü kırmızı çok fazla rujum var. Hatta şunun üzerine şöyle süreyim, daha şöyle yarısına süreyim. Güzel renk, fena değil. Zaten fiyatı da yani çok ucuzdu. O yüzden emin olamıyorum kaliteli mi bu değil mi diye. Şöyle söyleyeyim. 99 sente mi ne aldım ben? 1 euro diyelim. Ve ondan sonra L'Oreal'den bronzu aldım. Aslında ben bunu highlighter olarak kullanıyorum. Böyle tarz şeyleri. Benim kendi yaptığım bitmişti. Emin olamadım ne alayım diye. Diğer markalardan baktım. Sonra paramı kıyamadım. Çünkü almam gereken birkaç tane şey var. Ondan sonra bunu aldım. L'Oreal Glam Bronze. Şöyle göstereceğim hepinize. Pardon. Anlaşılmadı herhalde değil mi? Anlaşılmadı. Neyse, böyle buradan göstereceğim. 3 tane renkleri görüyorsunuz. Zaten aynı burada kamerada gördüğünüz rengin şu anda yansıyan aynısı. Ben bu ışıltılarını sevdim, yani ışıltılar derken sedefli bunların hepsi zaten. Ben fondöten kullandıktan sonra bunu sürdüğünüz zaman yanaklarınıza böyle çok güzel fresh bir görüntü veriyor. Ferah ve temiz bir görüntü sağlıyor daha doğrusu. Sağlıklı bir, bakımlı bir görüntü sağlıyor. Altında da fırçası var. Fırçası çok yumuşak. Benim bundan önce aldığım Esprit'in içinde de vardı fırçası, ama fırçası inanın keçe gibiydi. Ama L'Oreal'in fırçası gayet başarılı, yumuşacık. Ben genelde böyle kullanmıyorum bu fırçalardan. Ben normal allık fırçası falan tercih ediyorum. Ama çok cici bir şey. Evet, aldığım 3 ürün bunlar. Bunu zaten alır almaz sürdüm dün. Gayet güzel. Şurada görüyorsunuz aslında. Biraz daha bol alıp size göstereceğim. İlla göstereceğim. Benim Essence'den aldığım şeye de benziyor bu. Benim kendi far paletim de vardı, böyle bölüm bölüm, uzun uzun, ince ince. Onların karışımından da böyle bir renk çıkıyor tabii. Onun biraz daha şeyleri, şima, ışıltıları.
biraz daha fazla. Simleri mi diyeyim daha doğrusu? Yok, sim değil bunlar. Evet, böyle bir görüntüsü var. Benden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Tırnağımda olan ojeyi biliyorsunuz. Zaten uçları gitmişti. Biraz önce sürdüm, onlar da yıprandılar. Flormar'ın önceki birkaç zaman önce aldığım Douglas'tan. Flormar Super Shine. Numarasını arıyorum da. 07. Tırnağımda olan da budur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videodan görüşmek üzere. Güzel kokuyor. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Hoşça kalın.